Canım öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Gençler, TYT AYT Matematik Tekrar Kampı'nın bugün 10. günündeyiz. Ve 10. günün konusu eşitsizliklerdi. Eşitsizliklerin konu özetini hemen bir önceki videoda yaptık. Şimdi bu videoda ise eşitsizlikler tekrar soruları mevcut arkadaşlarım. Tekrar sorularımızı da çözüp ödevinizi yapmaya uğurlayacağım sizi. Ve daha sonraki konumuz parabol olacak. Ödevleriniz 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından sevgili arkadaşlarım. Ve bu video soru kitabının da satış linki cidden cüzi miktarlara açıklama kısmında mevcut. Bu kampın ücretsiz PDF'i ise yine açıklama kısmındaki linkte sevgili arkadaşlarım karşınızda bekliyor olacak. Tek tıkla indirebilirsiniz. Tabletten, telefondan çalışabilirsiniz. Bilgisayardan çalışabilirsiniz. Çıktısını alıp benimle beraber ilerleyebilirsiniz. Tavsiyemdir. Evet gençler, artık hazırsanız geçelim dersimize. Şimdi eşitsizliklerin tekrar sorularına bir bakalım. Birinci sorudayız. Ne yapıyorduk? Önce her birinin gençler köklerini buluyorduk. Bütün terimlerin, bütün ifadelerin. Şurada 3 bizim kökümüz. Burada kökümüz eksi 3. Buradaki kökümüz de 0. Ben bunları sayı doğrusu üzerine sıralıyorum. Eksi 3, 0 ve 3 biçiminde. Daha sonrasında bunlara birer de şöyle tabloda bacak takıyoruz arkadaşlar. Bu bacakları taktıktan sonra da burada büyüktür denilmiş. Büyüktür denildiği için ben hiçbirine eşitlik koymuyorum. Yani bu yüzüklerin hiçbirisini doldurmuyorum. Bunu doldurmamamın sebebi paydadaki kök olması. Neyle başlayacağım? Hocam burası artı, burası artı, burası eksi olduğu için eksi ile artıyı çarptım. Eksi, eksiyi artıya böldüm. Eksi geldi, eksi ile başladım. Artı, eksi ve artı dedim. Şimdi ne tarafı tarayacağım? Hocam sıfırdan büyük demiş. Demek ki ben bir burayı tarayacağım, bir de burayı tarayacağım. Şimdi çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuştu. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar geleceğiz. Bir de 0 ile 3 arasını tarayacağız. Bunları da birleştireceğiz. Yani cevabımız A şıkkı olacaktı. Geçtim 2'ye. Bu kısmın kökü 3'tür arkadaşlar. Geldim buraya. Bu kısmın kökü 5'tir. Karesi olduğu için 5 çift katlı bir köktür. Ve buranın da kökü eksi 2'dir. Şimdi ben bunları güzel bir sayı doğrusu üzerine sıralıyorum. Eksi 2, 3 ve 5'i işaretledim. Daha sonrasında tablonun bacaklarını çiziyoruz. Tablonun bacaklarını çizdikten sonra bak gördüğünüz üzere eşitlik var. Yalnız 3 ve 5'te eşitlik olacak. Eksi 2'de olmayacak çünkü eksi 2 paydanın kökü. 3'te ve 5'te eşitlikleri koydum ama 5'te çift katlı olduğu için 2 tane koyuyoruz buraya. Ve eksi 2 tek katlıydı. Buraya bir tane içi boş boncuk taktık. Şimdi gördüğünüz üzere burası artı. Burası artı ama burası eksi olduğu için eksi ile başlıyorum. Çift katlı köklerde işaret değiştirmiyordum. Tek katlı köklerde işaret değiştiriyordum. Benden istenen yer sıfırdan büyük veya eşit olan yerler olduğu için bir burayı alacağım arkadaşlar. Başka bir yere alamayacağım. Şimdi burada ne diyor? X tam sayılarının toplamı. Eksi 2'yi dahil etmiyorum. Eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var ve 3 var. Bunların toplamı bize 5'i verir. 5'te seçeneklerde var. Lakin unutma ki buradaki 5 de sağlıyor. Biz bunun içini boyama kitabı yaptığımız için boyamadık arkadaşlar. Bu kök dahil olduğu için, eşitsizliği sağladığı için içini doldurduk. Dolayısıyla bir 5 daha ekliyorum. Cevabımız 10 oluyor arkadaşlar. Doğru cevap B'ydi. Devam. Buranın kökü 0. Buranın kökü 4. Şimdi buraya geliyorum. Ben bunu x'e x, burayı da 2'ye 1 diye açarsam köklerimden birisi eksi 1, diğeri eksi 2 olur. Şimdi köklerimiz eksi 2, eksi 1, 4 ve 0. Alt tarafa bakıyorum. Bir tane kökümüz var. O da 3. Yalnız bu 3 çift katlı bir kök gençler çünkü karesi var. Pekala, en küçük hangisi? Eksi 2. Sonra eksi 1. Sonra 0. Sonra 3 ve sonra da 4 olacak şekilde ben tablomu oluşturuyorum. Bu tabloyu oluşturduktan sonra köklere bacak takıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında üst tarafın köklerinde eşitlik olacak. Yani 0'da, yani 4'te, yani eksi 1'de ve eksi 2'de eşitlik var. Lakin 3'te eşitlik olmayacak ve 3 çift katlı olacak. Neyle başlayacağım? Hocam burası artı, burası eksi. Burası artı. Şu an üst taraf eksi yaptı. Alt tarafa bakıyorum. Karesi olduğu için buranın eksi olduğuna bakmayın. Karesi alınca x kare gelecek. Dolayısıyla pozitif. Eksiyi artıya böldüm, eksi geldi. Eksiyle başladım. Artı, çift katlı olduğu için tekrar artıyla devam ediyorum. Eksi, artı ve eksi dedim. Şimdi burada sıfırdan büyüktür veya eşittir olan yerleri tarayacağım için bir burayı tarayacağım, bir burayı tarayacağım, bir de burayı tarayacağım arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının toplamı. Eksi 2 ile eksi 1 aralığında dahil olacaksa eğer,
Eksi 2 de eksi 1 de vardır. Geldim buraya. 0 var. 1 var. 2 var. 3'ü alamıyorum. Bir de 4 var. Başka da başka bir tam sayımız yok. Eksi 2 eksi 1 1 ile ilgili götürür. 0 da zaten toplama işleminde etkisiz eleman. Cevabımız neymiş? 4 olacakmış. Devam. 1 bölü x küçük veya eşittir 1 bölü x artı 2 denilmiş bize. Şimdi bunları yapabilmek için ne yapmamız lazım? İçler dışlar çarpımı. Tabii ki de hayır. Şöyle yapıyorsunuz. 1 bölü x artı 2 dedim. Hatta ve hatta bunu diğer tarafa atalım. 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 2. Küçük veya eşittir 0 dedim. Ben burayı x artı 2 ile burayı da x ile bir güzel genişleteceğim. Üşenmece, darılmaca yok. X artı 2'den x'i çıkardım. Alt taraf x çarpı x artı 2. Bunları dağıtmayın. Dağıtmadan yazın. Nasıl olsa sonuç olarak çarpanlara ayırmaya tekrardan çalışacaksınız. Küçük veya eşit 0. Üst taraf ne oldu? 2. Alt taraf ne oldu? X çarpı x artı 2. Buranın kökü 0'dır. Buranın kökü eksi 2'dir. Üst taraftan kök gelmez. Eksi 2 ve 0 için bir tablo oluşturdum. Bu tabloda ikisinin de içi boş çünkü paydanın kökleridir. Üst taraf pozitif. Alt tarafa bakıyorsun o da pozitif. Dolayısıyla pozitifle başladım. Negatif ve pozitif dedim. Benden istenen yer 0'dan küçük yerler olduğu için sadece ama sadece burayı tarıyorum. Eksi 2 ile 0 açık aralığı bana cevabı verecekti. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur gençler. Devam ediyorum. X çarpı x eksi 5. Bir de ne demiş? X kare eksi 9. Buranın kökü 0, buranın kökü 5. Bir eşitsizlik sistemi bu. Buranın kökleri de eksi 3 ve artı 3'tür. Buna birinci eşitsizlik, buna ikinci eşitsizlik ismini verdim. Daha sonrasında köklerimiz eksi 3 var. Bak eksi 3 var. 3 var. 0 var ve 5 var. Bunları tek bir tabloda göstereceğim. Eşitsizlik sistemi çözdüğümüz için tablo bacaklarını biraz uzun atıyoruz. Ve daha sonrasında şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Hop tamam ve bir de buraya. Evet burası birinci eşitsizlik, burası ikinci eşitsizlik olsun istedik. Birinci eşitsizlikte eşitlik olmadığı için 0 ve 5'in içini boş bırakıyorum. İkinci eşitsizlikte eşitlik olduğundan eksi 3 ve artı 3'ün içlerini dolduruyorum. Birinci eşitsizlikte, ikinci eşitsizlikte baş katsayı pozitif olduğu için pozitifle başladım. Negatif, pozitif, pozitif, pozitif dedim. İkincisinde pozitif, 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 negatif ve pozitif dedim. Birinci eşitsizlikte sıfırdan küçük olan yerler, ikincisinde de sıfırdan büyük veya eşit olan yerler istenmişti. Yani buralar. İkisinde de boyalı olan sütun burası olduğu için cevabımız 0,5 açık aralığı olacaktı gençler. 0,5 açık aralığı da bize işte burada verilmiş. Lakin 0,5 açık aralığı dedik ama şöyle bir daha bakalım. Bir yerde hatamız olmasın. Birinde küçüktür sıfır olan yerler istenmişti. Tamam. Diğerinde sıfırdan büyük olan yerler istenmişti. Eşitsizlik sistemi çözmüştük. Çünkü sıfırla 5 açık aralığı yok şu an. Demek ki biz bir yerde hata yaptık. Acaba nerede yaptık onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi 5'te eşitlik yoktu. Dolayısıyla 5'i kesinlikle alamam. 5'i kesinlikle alamam. İkincisinde eşitlik var. Sıfırla 5 açık aralığı. Arkadaşlar şurayı düzeltelim madem öyle. Çünkü hatalı olmuş olabilir. Şurayı düzeltelim. Cevabımız E şıkkı olsun. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bir diğer soruyla. M artı x bölü 3x eksi ne? Küçük veya eşit 0. Çözüm kümesi eksi 3 ile 4'tür. M artı n toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi şuranın kökü nedir? Eksi m. Buranın kökü nedir? N bölü 3. Tamam. Şimdi ben eksi m mi yoksa n bölü 3 mü? Daha küçük veya daha eşit bilmiyorum ama burada sonuç olarak ben İki tane kök bulacaktım ve bu iki kökü de buraya yerleştirecektim. Şimdi burada eksi 3'ü alamamamın sebebi, bak 4'ü almışım ama eksi 3 alamamışım. Eksi 3'ü alamamamın sebebi bunun paydanın kökü olmasıdır. Madem öyle n bölü 3 kesinlikle eksi 3'tür. Yani n eksi 9'dur. Pay kısmının kökü olan eksi m de kesinlikle 4'tür. Yani m eksi 4'tür. M ile n'yi topla demiş. Eksi 9 ile eksi 4'ün toplamı eksi 13 yapar. Cevap E şıkkıydı. Devam. Dik koordinat düzleminde tanım kümeleri gerçel sayılardan oluşan FGH fonksiyonlarının grafikleri şekildeki gibi verilmiş. Buna göre eksi 3 ile 3 kapalı aralığında olmak üzere fx çarpı gx sıfırdan küçük, gx çarpı hx sıfırdan büyük eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi hangisidir diye soruluyor. Şimdi ben şuna birinci eşitsizlik, buna ikinci eşitsizlik dersem şöyle diyeceğim. Birinci eşitsizliğimin köklerine bakalım. Birinci eşitsizliğimizin kökleri f'in köklerine bakacağım. Artı 1 ve eksi 1. Daha sonrasında gx'in köklerine bakıyorum. Gx fonksiyonunda kırmızıyı da eksi 3 ve artı 3. İkinci eşitsizliğimin köklerine bakacak olursam g'nin kökleri eksi 3 ve artı 3'tü. H'ın kökü de sevgili arkadaşlarım orijinden geçtiğine göre 0'dır.
Her birini yerleştiriyorum. Eksi 3. Daha sonrasında eksi 1, 0, 1 ve 3 biçimde yerleştirdim. Şimdi tablosunu çizeceğim. Eşitsizlik tablosu çizeceğim. Eşitsizlik sistemi tablosunu çizeceğim. Şöyle yaptım. Şuna birinci, buna ikinci eşitsizlik dedim. Birinci eşitsizliğin kökleri eşitlikte olmadığı için eksi 3, eksi 1, 1 ve 3'tür. İkincisinin kökleri de eksi 3, 0 ve 3'tür arkadaşlar. Şimdi f fonksiyonu sonsuzda artan, g fonksiyonu sonsuzda azalan olduğu için artı çarpı eksiden birincisine eksiyle başlayacağım. İkincisinde g fonksiyonu sonsuzda azalan negatif olacak katsayısı. Hx fonksiyonu da sonsuzda azalan olduğu için negatif çarpı negatiften pozitifle başlayacağım ikincisine. Negatif, pozitif, negatif, negatif, pozitif ve negatif dedim. İkincisinde artıyla başlamıştım. Eksi eksi, artı artı, eksi dedim. Birinci eşitsizlikte sıfırdan küçük olan yerler isteniyor. Yani şurası ve şurası ve şurası isteniyor. İkinci eşitsizlikte sıfırdan büyük olan yerler istendiği için burası ve burası isteniyor diyebilirim. Pekala, hangisi bunun çözüm kümesi olur diye sorulmuş bize. Ne diyeceğim? Şurası, pardon özür dilerim. Şurası ve şurası benim eşitsizlik kümem olur. Eksi 1 ile 0 birleşim 3'ten sonsuza diyeceğiz. Eksi 1 ile 0 3'ten sonsuza cevap D seçeneğinde verilmiş gençler. Şimdi bir diğer sayfamıza geçiyoruz. Artık bu da bizim son sayfamız ve topu topu 5 tane sorumuz var burada. Hadi çözelim beraber. Konu özetinde belirttiğim mutlak değerli ifadeler içeren eşitsizlikler de çift katlı kök muhabbetini unutmuyoruz. Mesela buranın kökü nedir? İçeriği sıfır yapan değer 4'tür. 4 çift katlı kök gibi davranır. Dolayısıyla tabloda da ben bunu çift katlı kök olarak kabul edeceğim. X kare eksi 9'u herhangi bir şekilde sıfıra eşitleyemezsiniz. Daima pozitiftir. Dolayısıyla buranın kökü yoktur. Buranın kökü de 6'dır dedim. Şimdi 4 ve 6'yı işaretledim. 4'te çift katlı kök olduğunu unutmayalım. 6'da tek katlı kök var. Ev içi boş olacak. Eşitlik olmasına rağmen evet. Çünkü paydanın kökü. Neyle başlayacağım? Mutlak değerli olduğu için zaten pozitif. Burası zaten pozitif. Burası da pozitif. Demek ki pozitifle başlayacağım. Negatif ve negatif diyeceğim. Çift katlı kök olduğu için. Benden neresi isteniyor? Sıfırdan küçük veya eşit olan yerler istenmiş. Yani bir şurası isteniyor, bir de burası isteniyor. Pekala. Bunun çözüm aralığı neresidir? Eksi sonsuzdan 6'ya gelene kadardır. Eksi sonsuzdan 6'ya. 6 açık. Burası da açık zaten. E hocam aradaki 4 o zaten sağladığı için boyamıştık. Biz de zaten boyalı bölgenin içerisine kaldığı için 4'ü ekstradan belirtmeye lüzum yok. Cevap D şıkkıydı. Devam. Fx x kare eksi 2x fonksiyonuymuş. Fx eksi 4 bölü fx artı 4 büyük veya eşit sıfır eşitsizliğini sağlamayan en büyük tam sayıyla en küçük tam sayı değerlerini toplamış. Şimdi gençler ben bunu x parantezinde x eksi 2 biçiminde yazabilirim. Fx eksi 4 demek x gördüğümüz yere x eksi 4 yazmak demektir. X eksi 4 çarpı x eksi 6 oldu. X eksi 6 oldu burası. Fx artı 4 de x gördüğümüz yere x artı 4 yazmaktır. Onu da yazalım. Ve burası da x artı 2 oldu. Şimdi bizden aslında bu isteniyor. Bu eşitsizliği çözmemiz isteniyor. Hadi çözelim. Şuranın kökü 4'tür. Buranın kökü eksi 4. Buranın kökü 6'dır. Ve buranın kökü eksi 2'dir. En küçük kök burada eksi 4 olduğu için eksi 4'ü yazdım. Eksi 2'yi yazdım. 4'ü yazdım ve 6'yı yazdım. Bir tablo oluşturacağım şimdi. Arkadaşlar bacakları çizdik bu şekilde. Eşitlik var. Dolayısıyla pay kısmının köklerinin içlerini dolduracağım. Pay kısmının kökleri 4 ve 6 idi. Payda kısmının köklerinde eşitlik olmayacak. Eksi 4 ve eksi 2'yi gösterdim. Peki neyle başlayacağım? Hocam bu parabol kolları yukarı doğru olan bir paraboldür. Baş katsayısı pozitiftir. O halde bunun da pozitiftir. Bunun da pozitiftir. Çünkü x'ten 4 çıkarmak veya 4 eklemek o parabolü sadece sağa ve sola ötelemektir. Dolayısıyla ikisinin de katsayıları pozitif olacak. Artıyla başladım. Eksi, artı, eksi, artı dedim. Daha sonrasında sıfırdan büyük veya eşit olan yerler istendiği için bir şurası isteniyor dedim. Bir şurası isteniyor. Bir de gençler burası isteniyor. Yalnız bizden ne istenmiş? Sağlamayan demiş. Sağlamayan dediği için dikkat edeceksin. Burada en büyük tam sayı. Sağlamayan en büyük tam sayı nedir arkadaşlar? Burada 5'tir. Peki en küçük tam sayı nedir? Sağlamayan. Sağlamayan en küçük tam sayı da eksi 3'tür. Eksi 3 ile 5'in toplamı istenmiş. Cevap 2 olacaktı arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir grafikte eşitsizlik sorusu. Dikkatli bir şekilde beni dinle. Fx fonksiyonun grafiği verilmiş bize. Fx'in kökleri nelerdir arkadaşlar? Eksi 6, 2 ve 4'tür. Buradaki kökümüz de eksi 4'tür. Şimdi ben bunları bir güzel sıralıyorum. Eksi 6, eksi 4, 2 ve 4 dedim. Daha sonrasında kök tablosunu çiziyorum. Çizdikten sonra da işaretlemeleri belirliyoruz. Buranın katsayısı pozitif, baş katsayısı. Fx'e bakıyorum, sonsuzda artan olduğu için bu da pozitif. Demek ki artıyla başlayacağım. Hepsi tek katlı kök olduğu için ve eşitlik de olduğundan her birinin içlerini dolduruyorum.
Artı ile başladığım için de eksi, artı, eksi, artı diyorum. Benden istenen yer sıfırdan küçük veya eşit olan yerler olduğundan bir burayı tarayacağım, bir de burayı tarayacağım. Başka da taramam gereken bir nokta yok. Pekala, çözüm aralıklarından birisi sorulmuş. Eksi 6 ile eksi 4 kapalı aralığı olabilir. 2 ile 4 kapalı aralığı olabilir. 2 ile 4 kapalı aralığı C seçeneğinde mevcut olduğu için doğru cevabımız C'ydi. Sonuçta aralıklardan biri sorulmuş bize. Pekala, devam. K sayısı 3 artı 4 çarpı sinüs 6x bölü 2 ve k kare artı 4k eksi 12'de sıfırdan küçük eşitsizliği veriliyor. Buna göre k'nın en geniş çözüm aralığı sorulmuş. Bu bir eşitsizlik sistemidir aslına bakarsanız. Şöyle diyeceğim. Kesişim bularak ilerleyelim. Yukarıda bir eşitsizlik görmüyoruz ama gizli bir eşitsizlik var burada. Burada neyi görüyorsun? Sinüsü. Yani alışkın olduğumuz bir ifade değil ama sen sinüs fonksiyonu içerisinde olursa olsun sinüs fonksiyonunun daima eksi 1 ile 1 aralığında değerler aldığında gayet iyi biliyorsun. O halde ben sinüs 6x'in eksi 1 ile 1 aralığında değerler aldığını biliyorsam eğer 4 ile çarparsam eksi 4 küçük veya eşittir 4 sinüs 6x o da küçük veya eşittir 4 olması gerektiğini. Buna 3 eklersem eğer eksi 1 küçük veya eşittir 3 artı 4 çarpı sinüs 6x o da küçük veya eşittir 7 olması gerektiğini. 2'ye bölersem de eksi 1 bölü 2 küçük veya eşittir artık burası bana k'yı verecek. O da küçük veya eşittir 7 bölü 2 olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. K'nın değer aralığını buldum. Pekala, bir de buradan k için değer aralığı bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. Şöyle ki ben burayı k'ya k burayı da artı 6'ya eksi 2 diye parçalar ayırırsam eksi 6 ile artı 2 benim köklerim olur ve bu eşitsizlik için bir kök tablosu oluşturacak olursam içleri boş olacak. Neyle başlayacağım? Artı ile artı eksi artı dedim. Ve benden sıfırdan küçük olan yerler istendiği için de burayı tarıyorum. Taradıktan sonra da artık diyorum ki k'lar neredeymiş? Eksi 6 küçüktür k, o da küçüktür 2 diyeceğim. Şimdi gençler, k için iki tane aralık buldum. Bir burası, bir de burası. Ne dedik? İkisini de sağlaması gerekiyor sonuç olarak. Bu aralıkları nasıl kesiştiririm? Alt sınırların büyüğü, üst sınırların küçüğünü alarak kesiştiririm. Yani eksi 1 bölü 2'den kapalı ve 2'den açık olan aralık. Kapalı olmasının sebebi burada eşitlik vardı. Açık olmasının sebebi burada yok. İşte bu aralık sevgili arkadaşlarım bize çözümü verir. Yani cevabımız E şıkkı olur. Ve arkadaşlar son sorumuz. Dikkat edin soruya. ÖSYM daha öncesinde buna benzer bir şey sordu. Yine soramaz, yine sormamalı diye bir kural yok. Dolayısıyla sorabilir, iyi dinleyin. A, B, C ve D gerçel sayılar. AX kare artı BX artı 20 küçük veya eşit 0. CX kare artı DX artı 12 büyük veya eşit 0 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi. Aşağıdaki tablo yardımıyla eksi 5 ile eksi 2 kapalı aralığı yani şurası olarak bulunuyor. A artı B bölü C artı D oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi birazcık düşünelim. Arkadaşlar benim buradaki eşitsizliklerimden bir tanesinin kökleri eksi 5 ile eksi 2. Eksi 5 ile eksi 2. Diğerinin kökleri de 1 ve 4. Şimdi düşünelim. Gençler, şunun kökleri eğer 1 ve 4 olursa, bunun kökleri de eğer eksi 5 ve eksi 2 olursa, tamam. Şimdi kökler çarpımına bakıyorsun 10. Kökler çarpımı 10'sa arkadaşlar, C bölü A'mız yani 20 bölü A'mız kesinlikle onu vermek zorunda. Yani A kaç olur? 2 olur. Şimdi burası 2 ise, biliyorsun ki kökler toplamı eksi 7 idi. Eksi 7'yi bulmak için de eksi B bölü 2'yi bulmamız gerekiyor. Eksiler giderse B'de kaç gelir? 14 gelir. Bak burası 14, burası 2 olabiliyormuş. O halde 1 ile 4 olursa, çözüm aralığımız 1 ile 4 olursa. Şimdi düşünelim 1 ile 4 için. Kökler çarpımı 4'tür. 12'nin C'ye oranı 4 gelmesi için C'nin 3 olması lazım. Kökler toplamı 5'tir. Eksi D bölü 3'ün 5 olması için de D'nin eksi 15 olması şarttır. Şimdi burası da eksi 15 dedik. Şimdi hocam bana ne sorulmuştu? A ile B'yi topla. A ile B'nin toplamı 16'dır. C ile D'nin toplamı da 3 ile eksi 15'in toplamı eksi 12'dir. İkisini de 4 ile sadeleştirirsem 4 bölü eksi 3 yani eksi 4 bölü 3 bize cevabı verebilir. Doğru cevabımız B şıkkı olur deriz. Evet gençler, artık sonraki konumuz parabol olacak. Güzel bir parabol konu özeti yapacağız. Kesinlikle ama kesinlikle kaçırma. Parabol bazı öğrenciler tarafından böyle polinomla beraber karıştırılabilen, yapılamayan, çünkü yeteri miktardan parabolün özelliği bilinmeyen bir konu. Bundan kaynaklı parabolün özellikleri üzerinde çok duracağım. Aklında bulunsun. O dersi çok iyi dinlemende fayda var. Parabolden hemen sonra da parabolle alakalı birçok çeşit örnek göstereceğim. Neredeyse bütün örnek tiplerine de değinmiş olacağım arkadaşlar. O yüzden 3 sayfalık bir parabol sorusu da var. Soru çözümünü de lütfen kaçırma. Gençler artık vedalaşalım, dersimizi bitirelim.
tatlı, güzel 20 dakikalık bir ders oldu. Ben teşekkür ederim size beni dinlediğiniz için. Sonraki sorularda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.